Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine minik prenseslerimiz için güzel bir etek çalışması yapacağız. Eteğimizde ben 2 renk kullandım. Dilerseniz tek renkte de çok güzel olmakta. Evet, eteğimizin yapım aşamalarını şöyle öncelikle bir anlatayım. Daha sonra beraber yapmaya başlayalım. Şöyle bakınız, ipten güzel bir bağcık ördüm en son. Şöyle bir de ucuna çiçekler yaptım. Lastik kısmımızı örerek başladık. Lastik kısmımızı yeterli bel ölçüsüne uygun olarak ördük. Yani öreceğimiz kız çocuğumuzun beli ne kadarsa ona göre, yani eğer bildiğimiz daha büyük yaşlardaki bir çocuğumuza da öreceksek bel ölçüsüne yakın bir ölçü alalım. Şöyle esneme payını da bırakarak bu lastiğimizi hazırladıktan sonra modelimizi uygulayalım. Modelimizi uygulamadan önce bir defa lastik bitip birleştiriyoruz. Birleştirme işleminden sonra bir sıra, bakınız şuradaki başını tek sefer dolayıp battığımız işlem oluyor ki modelimizi düzgün bir zemin üzerine çalışalım. Daha sonrasında 2 trabzanımızı, 3 zincirimizi, 2 trabzanımızı örüyoruz ve belirli aralıklarla modelimizi dağıtıyoruz. Burada aralığı ne kadar sık kullanırsanız o kadar şöyle pileli birbirinin üzerine düşer. Ben 2 tane atlayıp 3.'ye battım. Daha sık isteyen arkadaşlarımız arada bir atlayıp batabilirler ya da daha rahat olsun istiyorum diyen arkadaşlar varsa 3 atlayıp 4. trabzanımıza batma yoluyla eteğimizin genişliğini biraz daraltabilirler. Yani ne kadar sık model uygularsak o kadar pileli gibi üst üste bindirmeli olacaktır. Modelimiz yerleştirdikten sonra bakınız 2, 4, 6 trabzan olarak aşağıya doğru artışlarımızı yapıyoruz ve aradaki zincirlerimizle birbirine geçiyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz zincirlerimizi. Buradaki zincirlerimizi de aynı sayıda çekerseniz. Evet, şimdi bir grubumuzu, model grubumuzu 3 sırada tamamlıyoruz. İkincisinde aynı şekilde hiç artış yapmadan aynı sayıda ördüm. 3 sırada tamamladım. Daha sonrakini bakınız bir tane arttım. 2 olanı 3 yaptım. 3 olunca burası haliyle 5 oldu, 7 oldu. Yani 2 sayılarımız arttı. Yine zincirlerimiz 6'şar 5'er zincirimizi çekeriz. Elinize göre hangisi daha sık ya da gevşek, elinizin ölçüsüne bileceğimiz şöyle ayarlayarak zincirimizi hesaplarsınız. Hangisi güzel oluyorsa o sayıda çekersiniz. Evet, 3 tane arttıktan sonra tekrar 3 tane yine arttım. İkisini yine 3 üzerinden kurdum. 3 5, 7. En son olarak pembe rengimi de yine aynı sayıda başlattım. 3 olarak bakınız 1, 2, 3 başlattım. Ama son sıram olduğu için benim bu son sıramda uyguladım. Sizler daha uzun örecekseniz yine bu şekilde devam edebilirsiniz. Ya da daha uzun örmek isteyen arkadaşlarım bunu 3 olarak değil de bir sonrakini 4 olarak artırdıkları zaman buradaki artırma işlemi zaten ardında gelen sıralarımızı da otomatikman artıracaktır. Yani bu şekilde de artış yapılabilir. En son sıramızı ise bu şekilde öreceğiz. Bakınız ben 3 olarak ördüm. 3'te devam ettiğim için daha büyütenler varsa o büyükle başlayacaklar. 3, 5, 7 ördüm. Yine bakınız 2 tane zincirimizle devam ettik. Daha sonrasında ise birleştirme işlemimizi yaptık. 9, 11. En son ise şöyle gördüğünüz gibi 3'er trabzan aralıklarda, bakınız 3'er trabzan bir kirpik, 3'er trabzan bir kirpik şeklinde sona kadar ilerledim. Şöyle bir tane trabzanımızı atladım. Yukarıya da birer kirpik yaptım. Ve eteğimi tamamladım. Eteğimi tamamladıktan sonra bir tane de belinde şu şekilde aynı etek ucunda olan rengimle zincirden bir kordon çalışmak istedim. Kordonumun ucuna da şöyle çiçeklerimi ördüm. 2 tane çiçeğimi ördüm ve fiyonk olarak bağladım. Şuraya da bir tane düğmemizi dikeceğiz. İliğimizi de yine çalıştık. Bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer lastiği kalın olarak başlarsak bir tane ilik değil 2, eğer daha kalın yapacaksak 3 tane düğme de çok şık olacaktır. İster öne ister yana kullanabilirsiniz. Ben öne kullanacağım için bu şeylerimi, zincir kordonumu öne doğru çalıştım. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra hemen kolay gelsin diyerek eteğimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Eteğimi örmek için gördüğünüz gibi Tunç Süper Doli ipimi kullanıyorum. 100 gram ve 225 metreden oluşan %100 akrilik bir ip. Renk numarası ise 313. Tabi dilediğiniz marka iplerle örebilirsiniz. Tığ numarası olarak da şu şekilde ince uçlu bir tığ kullanıyorum. 2-2,5 numaralı tığlarla da bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Öncelikle zincirimizi çekerek bel lastiğimizi örmeye başlayalım. İpimi şöyle içten çıkarıyorum. İçten çıkardığımız zaman daha rahat örüyoruz. Hiç sıkıntısızca ilerliyoruz. Şimdi ben lastiğime öncelikle bir tane düğüm atıyorum. Bu tığıma düğüm. Daha sonra şöyle gevşetiyorum biraz. Başlıyorum. Buradaki çekeceğim zincir istediğim lastiğin kalınlığına göre. Eğer kalın lastik istiyorsanız zincir çekmeyi biraz daha devam edebilirsiniz. Normal daha şöyle küçük bir lastik çalışacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani çekeceğimiz zincir bizim öreceğimiz lastiğin kalınlığını belirlemekte. Bir zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimi çektim. 10 zincir kaç santime denk gelmiş? Hemen bir mesurumla ölçeyim. Mesurumu aldım. Bakın zincirin bittiği yerden ölçüyorum. Şöyle 4 santim olmuyor bakın. 4 santime gelmek üzere. Şurada kalıyor şöyle. Evet şimdi ama döneceğimiz için 3 santim kadar bir lastiğimizin kalınlığı olacak. Döndükten sonra tekrar ölçeriz. Birinci zincire değil, ikinci zincire değil, üçüncü zincire şöyle tığımın başını doluyorum. Üçüncü zincire bakınız. Birinciye değil, içinden çıktığımıza değil, yanındakine değil, bir sonrakine başını dolayarak batıyorum. İçinden girip tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincire giriyorum. Tek seferde çekiyorum ve de çok sıkıştırmayın arkadaşlar. Özellikle tığınız ince ise şöyle rahat rahat örebilirsiniz. Sırasıyla bütün zincirlerimin içerisine giriyorum. Ve devam ediyorum. Zincirim bitene kadar. Şunu atlamayayım hemen. Her birisine birer tane. Evet. Şurası zaten düğümlü zincirimiz değil. Bakınız hem geriye döndük hem de şu şekilde içine girince bu şekilde. Geriye döndüğümüz için aslında küçüldü. Hemen yine santime bakalım. Mezuruma tuttum. Bakınız 3 santim. Şurada. Evet şimdi üst sıraya geçelim. Burası önemli. 1 zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın bir zincir çektim. Başını doladım. Arkasını çevirdikten sonra hemen kendi üstüne bakınız. Buradaki trabzanımın kendi üzerine gelerek giriyorum. O çektiğim bir zinciri trabzandan saymıyorum. Bu trabzanımız olacak. Yine tığımın başını doluyorum. Ama burada şuna da dikkat edeceğiz. Bir zincirimizi çektik ama direkt üstüne yapmayacağız. Çevirdim. Tığımın başını doladım. Dış taraftaki şu görmüş olduğumuz şu kısma bakınız. Hep bu kısımları öreceğiz. Buradaki değil tek katını alıyoruz. Buğday gibi görülmekte bakınız. İkiye ayrılıyor. Bununla şöyle her ikisini değil bu taraftakini değil. Elimizin bu orta parmağımıza doğru olan taraftaki katını alıyorum ve örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradakine bakınız. Giriyorum. Tek katına ve dıştaki katı. Kendimizden taraftaki değil dış katı. Giriyorum. Doluyorum. Bakın böyle şu şekilde tırtıklarımız olacak. Lastik görüntümüzü güzelleştirecek. Bu görünüm. Doluyorum. Başını doluyorum. Dış katından alıyorum. Evet. Uca kadar geldik. Şimdi geri dönüşümüzü yapacağız. Bakın bu haliyle bile ne kadar güzel oldu. Bir zincirimi bitirir bitirmez çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen dibine batıyorum ve tek katına. Bakın dıştaki. Önden de arkadan da hep dış katı olacak. Giriyorum. Alıyorum. Hemen kendi dibine battık. Sonra sırası ile hep dış katından başını dolayıp tek seferde ördük. Sona geldim. Yine bakın. Tek katı aldım. Bir zincirimi yine çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzanımın tek katını alıyorum ve bu şekilde yeterli bel ölçüsü olana kadar, kimi çocuklarımız birazcık daha kilolu, kimisi çok zayıf. Bu yaşlarda kilolar çok değişkenlik göstermekte. Yani 2 yaş grubu diyemeyiz. Bazı çocuklar daha küçük yaşlarda bir 2 yaş 3 yaş görüntüsü bile olabiliyor. Kiloya değişken ya da 2 yaşındadır. Çok daha zayıf kilo olur. Öreceğimiz çocuğumuz belliyse onun bel ölçüsüne uygun ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Elimizin lastiğini örerek geldim. Şu şekilde bakın, gayet güzel oldu. Sayalım, şuradaki düz örgü gibi görülen kısımları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 tane lastiğimi ördüm. Ama şöyle bırakıp bir de santim olarak ölçüsüne bakalım. Bize en doğru sonucu santimimiz vermekte. Tabii şöyle esnediğini de unutmayalım ama ben esnek tutmuyorum. Bakınız, normal haliyle bıraktım. Santimimi başlangıç ve sonu bu şekilde. 42 santim ölçü. Beli daha büyük olan çocuklarımız için birazcık daha örmeye devam edelim. Çünkü yapacağımız alttaki işlem, buradaki lastiğimizin boyu ne olursa olsun hiç önemli değil. Aynı şekilde devam etmekte. Evet, şimdi birleşme işlemimizi birlikte çalışalım. Son lastiğimi ördüm. Şöyle düzeltiyorum, bakınız. Şu şekilde düzeltiyorum ki farklı yönleri olmasın. Düzelttim. Bu kısmı alta bırakıyorum. Diğerini üste getiriyorum. Bir tane şöyle örgü olan kısım aşağıda kalsın. Burayı düğme ilik olarak çalışalım. Ve buradan bakın, şu düz örgünün bulunduğu yerin üstüne batıyorum. Şu şekilde. Burayı sabitliyorum ve bir tane zincir. Şu şekilde görünecek sevgili dostlar. Bakın şöyle. Şimdi buradan tığımızın başını dolayalım. Bir tane batıp tek seferde çekelim. Burayı sadece düzlüyoruz. Sadece düzleme işlemini yapıyoruz. Ama bunu yaparken şu alttaki bölümümüzü de alalım. Buradan batıyorum. Buradan battım. Ve diğerini de alalım. Burası iyice sabitlensin. Her ikisini de birlikte alarak kapadım. Şöyle görelim. Şimdi tığımın başını doluyorum. Buradaki boşluklara bakın, birer birer trabzan örüyorum. Şimdi örgümüzün bulunduğu yere, yana, bir sonraki bölüme bakın. Sonra bu tepeye, isterseniz daha sık da batabilirsiniz ama gördüğümüz şekliyle batalım. Bu kısmımızı bir şöyle düzleyelim. Bakın, yapmak istediğimiz işlem bu. Düzlemek. Şöyle tırtıklı yere koymadan düzleyerek modelimiz için zeminimizi hazırlıyoruz. Yani lastik sonrası düzeltmemizi yapıyoruz bu çalışmamızda. Yanına batıyorum, bakınız. Şöyle gördüğüm bütün bölümlerine batıyorum. Evet. Evet, lastiğimin üzerine başını dolayıp tek seferinde aldığım trabzanlarımı yaptım. Şu şekilde hepsi çok güzel oldu. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Evet, şimdi en son olan trabzanımı, birinci trabzanımın içerisine şöyle altından girerek ipimi alıyorum. İçinden geçiriyorum ve buradan 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. 4 zincirimi çektikten sonra ve hemen saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. 3. zincir içerisine, yani trabzan içerisine giriyorum. 1, 2 defa da aldığım trabzanımı örüyorum. Ve aynı yere tekrar giriyorum. 1, 2. 2 tane trabzanımı ördüm. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve tığımın başını dolayarak aynı yere 2 tane daha bu trabzanımın aynını örüyorum. Bu noktaya giriyorum. 1, tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Ve 2. Şöyle görelim. 4 tane zincir çektim. 2 atlayıp 3. trabzanıma battım. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımı ördüm. Ve 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Aşağıdan sayıyorum. Tığımın başını dolamıyorum. Önce sık iğne yapacağız. Daha sonra bakın örmediğim 1, 2, 3.'ye gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne. Buradan tekrar 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Tığımızın bu kez başını doluyoruz. Şuradaki trabzan gruplarımız gibi grup öreceğiz. Önce sayıyoruz. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Araya 3 tane zincir. 1, 2, 3. Bakın şunun aynısını yapacağız. Şimdi tekrar aynı yuvaya 2 trabzan daha giriyorum. 1 ve 2. Evet. Şöyle görelim. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Ve bundan sonra da yine zincir gruplarımızın aynını tekrar edeceğiz. 4 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tığımın bu kez başını doluyorum. 1, 2, 3.'ye 2 tane trabzanımı, birinciyi ördüm. İkinciyi aynı yere örüyorum. Arasına 1, 2, 3 zincir ve tekrar aynı yere 2 trabzan örüyorum. Ve hemen 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Evet, sıramızı bu şekilde şu noktaya kadar getirelim. Burada birleştirelim. Bakınız burada 2 olan zincirlerimizin biz birisini yaptık. Bir tanesini de bitişimize getirerek yapmamız gerekmekte. Şöyle görelim. Sonuna kadar örerek geldim. Şöyle görelim. Bütün modellerimizi, trabzanlarımızı, ara zincirlerini kurduk ve başlangıç noktamızın bulunduğu yerdeyiz. Yine 4 tane zincirimi çektim. 4 zincirimi de şu orta kısma batıracağım. Bakınız. Hem şöyle bakın. Hem örgü ölümümüze göre bakın. Evet, şimdi 4 zincirimi çektim. Diğer zincirimin bulunduğu yere gelerek batıyorum. Evet, şu kısma battım bakınız. Tam her ikisini de birleştirdim. Tıpkı buradaki gibi oldu. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki bir önceki trabzanımın tepesine batarak örüyorum. Tığımın başını doladım. Batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yandaki trabzanımı örüyorum. 5 zincir çektim. Her iki trabzanımın da üzerine batarak ördüm. 3 tane zincir çekmiştik. Onun içine 2 tane trabzanımı da örüyorum. 1 ve 2. Araya yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar ortaya 2 tane trabzan örüyorum. Giriyorum. 1 ve aynı yere 2. Ortaya 2 trabzanımı ördüm. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Sonra şu 2 tane trabzanın üzerlerine de birer trabzanlarımızı öreceğiz. Toplamda trabzanımız 4'e çıkmış olacak. Bitmiş haliyle bakınız. 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tam ortaya gelerek batıyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak geliyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Ve bunu örüyorum. Tekrar başını doluyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Ve araya girerek 2 trabzan daha örüyorum. 1 ve 2. 4 tane trabzanımız oldu. İkisi üstüne, ikisi de zincir içerisine ördüğümüz trabzanımız. Araya 3 zincir. Tekrar tığımın başını dolayarak giriyorum. Bu zincirin olduğu yere 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve sonrasında aşağıdaki 2 trabzanın da üzerlerine birer birer trabzanımı örüp 4 trabzan sayısına çıkarıyorum. Burada şimdi yaptığımız işlem şu oldu. 5 zincirimi çekiyorum. 4 ve 5. Aşağıdakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve yine burada ördüğüm gibi 4 tane trabzan, 3 zincir, 4 trabzan örüp sıramın sonuna kadar getiriyorum. Sıramızın sonuna kadar geldim ama şöyle birlikte bakalım. Bakınız, modelimi ben bayağı sık yerleştirdim ve bu şekilde görülmekte. Şöyle bakalım. Evet, şimdi diğer sıramıza başlayacağız. 2 sıramızı modelimizin örmüştük. 2 olan trabzanımızı 4'e çıkarmıştık. Şimdiki sıramızda ise 6'ya çıkaracağız. Burada önce son olarak 5 tane zincirimi örerek batıyorum. Şöyle yapalım. Son trabzanı yeniden örelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Bu araya batıyorum. Şimdi yukarıya geçiş yapacağız. Ama bu son sıramızda zincir olmadığı için şuradaki zincirlerimin içerisinde ilmeğimi kaydırarak ilerleyeceğim. Bakınız. Sadece batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. Batıyorum. İpimi alıyorum. Geçiyorum. Batıyorum. Batmamıza da gerek kalmamış. Şimdi trabzanın olduğu yere gelip ilmeğimi kaydırıyorum. İlk trabzanımın olduğu noktaya. Bakınız, buraya kadar ilmeklerimi kaydırarak geldim. Buradan 1, 2, 3 ilk trabzan üzerine 3 tane zincir çekip ilk trabzan oluşturuyorum. 4 olan trabzanımızı 6'ya çıkarıyoruz. Bu birinci. İkinci trabzan. Üçüncü. Dördüncü trabzan. 2 tane de zincirimin içerisine örüyorum. 1 ve 2. 6 tane trabzanımız olur. Araya 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 6 trabzanım. 3 zincirimi çektikten sonra yeniden buraya 2 tane trabzan örüyorum. Ve hemen birer birer kalan trabzanlarımı da örüyorum. Toplamda 6 tane trabzanımızı ördük. Arada da 3 tane zincirimiz. Şimdi bu geçişte zincir çekmiyoruz. Direkt trabzanımın üzerine geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Arada zincirimiz yok. Bakın şu şekilde hemen geçişimizi yaptık. Birinci trabzanımı ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncü. Dördüncü. 5 ve 6 da yuvanın içerisine. 5 ve 6. trabzanlarımızı da ördük. Geçişimizi bu şekilde yaptık. Araya 3 zincir çekip bu kısmı da örüyorum. Araya zincirimi çektim. Diğer kısmımı da ördüm ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde hemen tığımızın başını dolayıp ilk trabzanımızdan başlayarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldik. 6 tane trabzan, 3 zincir, 6 trabzan, aralarda zincir yapmadık. Buna lütfen dikkat edelim. Bir de şöyle duruşuna bakalım. Bakınız, şu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sıraya modelimizi yeniden kurmaya hazırız. Şöyle bir de masamızın üzerine bırakıp bakalım. Masamızın üzerinde de bu şekilde görülmekte. Katlı katlı üst üste gayet güzel bir duruşu var. Şimdi modelimizi bu sıramızda da aynı şekilde kuralım. Artış yapmayalım. Çünkü buradaki artış yeterli. Zaten sık kurduğumuz için. Ama seyrek kuran arkadaşlarımız bir sonraki sıramızda yapacağımız işlemi ikinci sırasında yapabilirler. Şimdi ben bakın geçişimizi yaparak başlıyorum. Şuraya 3 tane zincir yapmıştım. Bu kısma ilmeğimi kaydırdım. Geldim, ortadan birleştim. Burada artık trabzan sayısı 6 olduğu için zincirimi ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çekiyorum ki burada kasma yapmasın. 6 zincirimi çektim. Buraya geliyorum yuvama. Yine 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzan. Aynı şekilde kuracağım bu sırada da. 3 zincir, 2 trabzan. Sadece ara zincirini 4 olanı 6 olarak artırdım. Ve buradan yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 araya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bakın. Tığımın başını doluyorum. Yukarıya girerek 2 tane trabzanımı, 3 zincirimi, 2 trabzanımı tekrar örüyorum. Evet, modelimizi 3 sırada bir tekrar edeceğiz ama tabi artışlarımızı yapacağız. Bu sıramızı da aynı kuracağız. Buradaki işlemin aynısını burada yapıyorum. Sadece fark eden buradaki zincir sayımızın 6'ya çıkması. Şimdi sıramızın başına kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi 6 tane zincirimi yeniden çektim. Araya giriyorum başlangıç yerime. Tekrar buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şurada yapmış olduğum gibi 4 tane trabzan, ikisi trabzanımızın üzerine, ikisi de araya olacak şekilde örelim. 1, 2, ikisi de araya, yani toplamda 4 tane trabzanımızı tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi 3 zincirimizi tekrar araya 2 trabzan, üzerlerine ikişer olmak üzere toplamda 4 tane zincirimizi, pardon, trabzanımızı örerek geldim. Şimdi araya 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekimler esnasında bazen zincir yerine trabzan, trabzan yerine zincir diyebiliyoruz. 3, 4, 5, 6. O da sürekli aynı şeyleri tekrar ettiğimizden kaynaklanmakta. Affınıza sığınıyoruz inşallah. Evet, bu şekilde sona kadar gelelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi 6 tane trabzan olacak bölümümüze geldim. Zincirimi çekmiştim. Şimdi buradan yukarıya kadar, yani trabzanımın bulunduğu yere kadar ilmek kaydırarak gidiyoruz. Zincirimizin içerisine giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Şu şekilde sadece içinden geçiyorum. Zincirimin içerisinden giriyorum, ilmeğimi alıyorum, sadece içinden geçiyorum. Sırası ile sadece içerisinden geçerek yukarıya kadar ilerleyelim. Yine zincir görüntüsü oluyor, bakınız, örmüyoruz. Sadece ilmeğimizin içerisine ve trabzanımın olduğu yere geldim. Tam trabzanımın bulunduğu yere de girdim. Buradan da ilmeğimi geçirdikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 4 olan trabzanımın sayısını bir önceki sırada yaptığım gibi 6 tane trabzan yapıyorum. Araya zincir çekmeden hemen yandaki grubumuza da geçiyoruz ve bu ikinci grubumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Üçüncü grubumuzda artışımızı yapacağız. 6 trabzanım ördüm. Araya 3 tane zincirim. Tekrar orta boşluğa her zaman 2 zincir çıkıyoruz. Bakınız, 2 zincir, 2 trabzan. Tabi yine zincir değil, yanıldım. Zihin doluluğu da olabiliyor, bilemiyorum. Ağız alışkanlığı da olabiliyor. Hep aynı terimleri kullandığımız için. Evet, trabzanlarımız, 3 zincirimiz, 6 tane trabzanımızı da bu şekilde ördüm. Şimdi araya zincir çekmeden hemen geçişimi yapıyorum. Direkt başını doladım. Şöyle ipimi katlı aldığım için katlı olmuş. İzin vermedi. Evet, bakın. Şuradaki gibi bakınız. Bu geçişimizi de aynı şekilde yapalım. Sona kadar örüp gelelim. Eteğimizin modelini ikinci kez kurarak tamamladık. Şimdi üçüncü kez kuracağız. Üçüncü kez ben birer tane bölümümüzde artış yapacağım. Yani şöyle ilk bölümde artış yaptığım zaman otomatikman diğerlerinde de artışımız olacak. 3 trabzan, 3 zincir 3 trabzanı eteğimin birazcık daha açılmasını istiyorum. Ama yeterli bu kadar genişlik diyorsanız siz hiç arttırmadan da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ben birazcık daha açılmasını istiyorum ama bu haliyle bile son derece yeterli ve güzel. Bakınız tamamen açtığımız halde bile yine pililer var. Evet şöyle bakalım. Bakınız 2'nin üzerinde 2 4 6 şeklinde devam etti. Bundan sonrasında ise 3 5 diye devam edeceğim. Burası o 3 olacak. Burada yine bir tane artmış olacak. 5 olacak. Burası da 7 olacak. Birer birer artmış olacak. Evet şimdi son birleşme işlemini yapıyorum. Başladığım 3 tane zincirin olduğu yere gelerek battım ve ilmeğimi geçirdim. Ve buradan zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yeterli. Yuvaya geliyorum. 3 tane trabzan. 2 ve 3 katı açıldı. Onu katını düzeltmek istiyorum. Görmediğim zaman geçebiliyorum ama gördüğüm zaman da içim el vermiyor. 3 tane trabzanım ördüm. 1, 2, 3. 3 tane de diğer tarafa ördüm. 2 olan trabzanımız 3 oldu. Yani bir tane arttık. Bir sonraki sıramız 4'tü burada. 5 olacak. Yine bu ortaya 2 tane öreceğiz. Buradaki 3 ördüğümüz zaman ortadaki 5. Bir sonraki de 6'ydı. 7 olacak. Evet. Geri kalan bölümleri aynı şekilde örüyoruz. 3, 4, 5, 6 ve batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eteğimizi yeterli uzunluk ölçüsü olana kadar bu şekilde örüyoruz. Şimdi artış yaptık. Tabii yine hatırlatmak istiyorum. Bolluğu benim için yeterli diyen, dökümü benim için yeterli diyen arkadaşlarımızın artırmasına gerek yok. Ben birazcık daha dökümlü olmasın, yani şöyle açılmasını istediğim için bir tane artırdım. Evet şimdi örelim. Modellerimizi ardı ardına yerleştirelim. Her 3 sırada bir yeni modelimizi kurup eteğimizin boyunu istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Eteğimizi ben şu şekilde örerek geldim. Bakınız ne kadar tatlı, güzel bir çalışma oldu. Şimdi buraya kadar yapmış olduğum aşamaları sizlerle birlikte ördüğümüz yerden itibaren anlatmaya başlıyorum ki kafamızda hiç soru işareti kalmasın. Lastiğimizi ördükten sonra bu kısımlar önemli değil. Bu kısımları zaten birlikte yapmıştık. Yine şu kısmımızı da 3 tane modelimizi de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ördük. İkinci sırada 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan. Şuradaki zincir sayısını 3 olarak çekmiştim ama bazen hani yanılarak 2 falan da diyebilirim. Daha sonrasında 2 artışımızla 6 oldu. 6 tane trabzan, 3 zincir, 6 trabzan olarak ördük. 2, 4, 6. Birinci grubumuzu bu 3 sırada bitirdik ve sizlerle birlikte örmüştük. Şimdi ikinci grubumuzda yine sizlerle birlikte başlamıştık ve örmüştük. Yine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Bakın şu şekilde 4 trabzan, 6 trabzan zincirlerimizi çektikten sonra yine karşıya da aynısını buldum. Bu ikisini aynı şekilde örerek tamamladık. Sonra üçüncüye geçtik. Üçüncümüz, bu dilimimize bakınız. Bu üçüncü. Burada bir tane trabzanımız artık. 3 trabzan, 2 olan 3 oldu. Bakınız bir tane arttı. Ondan sonrasında aşağıdaki 4 olan da bu kez 5 oldu. Bir tane arttığı için bakınız. Burası 3'tü, 5 oldu. Aşağıdaki 6 olan yerde 7 oldu. 3, 5, 7 şeklinde ördük. Tabii karşılıklarını da yine aynı şekilde buradaki 3 zincirimiz de sabit. Burası 2 idi. Burası 2 ile başlamıştık. 3 ile başladım. Yine 3 ile başladım. 3, 5, 7. 3, 5, 7. İkisi ikili, ikisi üçlü olarak başladım. Daha sonrasında pembemli örmeye başladım. Buradaki zincirlerimizde 6, 5 nasıl elinizin ölçüsü tam geliyorsa ona göre ayarlayacağız arkadaşlar. Çok abartılı zincir çekmemize gerek yok. Pembemize yine üçer üçer başladık sevgili arkadaşlar. 3 tane ördüm, zincirimi çektim. 5 tane ördüm, zincirimi çektim. 7 tane ördüm, birleştirdim. Bakınız. 3, 5, 7. 7'de birleştik. 7'den sonra örmeye devam ettim. Bakınız aralarına hiç geçiş, yani zincir yapmadan dümdüz geçiş yaptım. Hemen trabzanların üzerinden geçişimizi yaparak ilerlettik. Şimdi sayıyorum bakınız. 3, 5, 7, 9, 11, 11 tane ördük. Sonra da şöyle gördüğünüz gibi güzel bir etek ucu çalışması yaptık. Bu ucumuzun yapımı da çok çok kolay. Hemen bakınız 3 tane trabzanımız var. 3 zincirimizi bir kirpik yaptık. Bir atlayıp hemen yanına geçtik. 3 tane trabzanımızı ördüm. 3 zincirimi çektim. Bir tane alttan trabzanımı atladım. Ve tekrar 3 tane trabzanımı ördüm. Evet, bu kadar kolay yapacağımız işlem. Tabi dilediğiniz boylarda da çalışabilirsiniz. Daha eğer büyütmek istiyorsanız buradan birkaç dilim daha örebilirsiniz. Buradaki 3'ü 4 yaparak büyütebilirsiniz. Zaten burada bir tane artış yaptığımız zaman otomatikman kendisi herhangi bir farklı işlem yapmadan dümdüz büyüyerek devam etmekte. Şimdi şu etek ucundaki dilimimizi birlikte yapalım. Ama öncesinde bakın ne kadar güzel durdu. İnanın benim çok hoşuma gitti. İçime de sindi. İnşallah sizlerin de içine sinerek böyle güzel çalışmalar yaparsınız. Evet, şimdi etek ucumuzu birlikte bir çalışalım. Vakit kaybetmemek için ben şöyle örerek gelmiştim. Biraz önce anlattığım şekliyle ördüm. Sizlerle de birlikte şu son dilimi öreceğim. Ama öncesinde nasıl başladığımı da tabii ki anlatmak istiyorum. Önce 3 tane trabzanım var. Bakın önce 3 değil, bakın 1, 2, 3, 4 tane zincirim var. Sonrasında 3 tane trabzanım var. Üzerine 3 tane zincir çekip hemen buraya kirpik yaptık. Şimdi yapacağım şekliyle aşağıdan da bir tane trabzanımızı atladık. Başlangıcımız böyle. Şimdi son dilimi birlikte yaparken nasıl çalıştığımızı da göreceğiz. Şimdi bir tane trabzanım var. Yan yana örüyorum. Her bir trabzanımı diğer trabzanın üzerine örüyorum. Aynı yeri örmüyorum. Yani hepsi tek trabzanda. 3 trabzan ördükten sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum ve trabzanın üstüyle zincirimin dibindeki bölümün şöyle altından yandan giriyorum ve kapatıyorum. Bir tane kirpik çalışıyorum. Tığımın başına hiç zincir çekmeden doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanıma gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3 sırayla. Bakın sıra 3 tane trabzanımı ördüm. 3 zincir çekiyorum. Trabzanım biter bitmez zincirimi de çekiyorum. Ve zincirimin dibiyle trabzanımı şu yandan giriyorum. Kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğerine batıp bir trabzan yanındakine ikinci ve üçüncü trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Yandan girerek kirpiğimi örüyorum. Ve tekrar bir atlıyorum. Batıyorum. 1. Şimdi ara boşluğa denk geldi. Hiç önemli değil. Hemen girip aynı yere trabzanlarımı örüyorum. Ve sonra 1, 2, 3. Kirpiğimi çalışıyorum. Ve devam ediyorum. Şöyle ilk trabzanıma batıyorum. 1, 2 yanındaki ve 3. 1, 2, 3. Bir atlayıp diğeri de batıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat aynı yere batmıyoruz. Hepsi birer birer farklı yerlere batıyoruz. Böyle etek altımız güzel olsun. Tabii rengimi de değiştirdim. İpim benim, bu kullandığım ipim tam buraya kadar yetti. Pembe ile devam etmek istedim kalan yere. İsterseniz aynı renkte de örebilirsiniz. Ama farklı renkte tabii güzel bir hava kattı. Bir tane atlıyorum. Ve sona kadar işlemlerimi tekrar ediyorum. 1, 2, 3. Bir atladım. Buraya batıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapalım. Şuraya şöyle 3. trabzan gibi birleştirelim. 1, 2, 3 zincirimizi çekip şuraya da batalım şöyle. Son başlangıç yerimizde de kirpiğimiz olsun. Bir zincirimizi çekip ipimizi buradan keselim. Evet, bu şekilde de etek ucumuzu güzel bir görüntüyle tamamlamış da oluyoruz. Şöyle şuradan da pembelim, bakın 2 tane sırada zincir kullandım. Bunu da şöyle açarak göstermek istiyorum. Kedimizin tüyleri. Bakın 2, 3, 5, 7, 9, 11 ve sonra aralıklarla. Evet, şimdi düğmemizin ilik kısmını çalışalım. Evet, şimdi ileğimizi de çalışalım. Altta kalan yere düğmemizi dikeceğim. Ben şöyle pembeli beyazı bir tane düğme kullanmak istiyorum. Şöyle bir tane düğme yeterli. İsterseniz yana, isterseniz ortaya dikebilirsiniz. Bunun için şöyle ipimi alıyorum. Şöyle bir tane de zincirimizi çekip hazırlayalım. Düğme olsun. Ortalayarak, yani düğmemizi nereye dikeceksek, eğer iki tane düğme dikeceksek bir üstte bir alta çalışabiliriz. Tabi lastiği kalın yaptıysanız bir düğme yeterli olmayacaktır. Eğer daha kalınsa 1 2 3 olarak, 2 olarak kullanabilirsiniz. Ben şöyle ortalayarak bir tane düğme ile çalışmak istiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip şöyle gelip batıyorum. Ve bir tane de zincirimi çekip şöyle düğümümü yapıyorum. Buradan kesiyorum. Şöyle basit bir ilek çalışması yaptım. Bakın şu şekilde düğmem de gayet rahatlıkla geçecek. Şimdi bu kalan ipleri iç kısma çekelim. Etek ucunda uyguladığım pembe rengimle zincirime çekip belime de şöyle bir kordon çalışması yapmak istiyorum. Şöyle onu da bağlamak istiyorum. Şöyle basitçe zincir çekiyorum. Tabi isterseniz zincirin üstünden geri dönüş de yapabilirsiniz ama o zaman iyice kalın olur. Bu şekilde sadece zincirimizi çekelim. Uçlarına da minik birer çiçek yapalım. Eteğimizin bütün süslemelerini tamamlayalım prenseslerimiz için. Şimdi sadece dümdüz zincir çekiyorum. Belimi tamamen kavrayacak şekilde. Tabi isterseniz şöyle büyük numaralarla da çekebilirsiniz, varsa şayet, yoksa gevşek gevşek çekip şöyle biraz kalın, gösterişli durmasını sağlayabilirsiniz. Bir metreye yakın zincirimi çektim ve ucunu koparmadım. Bakınız, buradaki başlangıç yerimden geçirmeye başlıyorum şimdi. Eğer diğer tarafı da, yani eğer eksik kalırsa yine birazcık daha örmeye devam ederiz. Fazla olursa sökeriz, ucuna çiçek öreriz. O yüzden şöyle şuradan başlıyorum geçirmeye. Şöyle altında kalsın şu kısımda. Şu alttan girelim. Şuradan bakınız. Alıyorum. Tam şu başını dolayıp çektiğimiz yerden. Şöyle aldım, buradan geçirdim iç kısma doğru. Evet. Ve sonra istediğimiz aralıklarla geçiriyoruz. Bir önden alıyorum, bir arkadan. Hemen hemen eşit mesafe ayarlamak istiyorum. Tığımda şöyle kolay bir şekilde alıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra tığımı öne alıyorum. Zincirime şöyle tıpkı örer gibi geçiriyorum. Bu kez buradan alıyorum. Diğer tarafa geçiriyorum. İpimizde, yani zincirimizde tığımız tam zıt olacak. Birisinin ucu neredeyse diğeri öbür tarafta olacak. Bakınız bu tarafta. Şimdi tığım içte, birisi içte, birisi dışta olacak ki örüyor gibi olabilelim. Evet, bu şekilde şöyle görelim, bakınız. Bitirelim. Evet, belimize bu şekilde geçirdim. Şöyle arkadan da böyle görülmekte. Şimdi uç kısımlarına birer çiçeğimizi örelim. Yine aynı açık pembeden örelim. İpimi koparmamıştım. Bakınız bu tarafta kalan kısmı biraz şöyle söküyorum. Çünkü fazla uzun oldu. Uzun olmasına gerek yok o kadar. Şimdi bakın tığımın ucunu geçirdim. 1, 2, 3. Üçüncünün içerisine gelerek batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. 2 tane trabzan oldu bakın zincirimizle birlikte. Yine trabzan örüyorum. Yine trabzanımı örüyorum. Toplamda zincirim ve 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. Toplamda zincirlerimle birlikte 5 trabzanım oldu. Yine buradan 3 tane zincirle çıkıyorum. Ve 3 tane trabzanımı bu boşluğa örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan ördükten sonra 3 zincirle aşağıya iniyorum. 1, 2, 3 aşağıya batıyorum. Ve yeniden 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve 3 trabzan örüyorum buraya. 1, 2 ve 3. 3 zincirle aşağıya giriyorum. 3 yapraklı güzel bir çiçeğimizi ördük. Şuradaki sap kısmının bulunduğu yere gelip buraya sabitliyorum. İlmeğimi geçirip bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Diğer uca da aynı şekilde bir tane çiçek çalışıyoruz. Şöyle iplerimizi epeyce bir trabzanların gerisine batırıp kalan ipimi içe doğru çekip gizliyorum. Uç kısmını da yine kesiyoruz. Diğer tarafa da bir çiçek çalışalım. Şu kısmı. Şurada düğüm attığımız ipimiz vardı. Orayı şöylece bir kesiyoruz. Sıkıştırdıktan sonra şöyle iyice çekip sıkıştıralım. Ve bunu buradan temizleyelim. Ve başlayalım. Şöyle çeviriyorum. Hemen bakınız düğümün üzerindekine giriyorum. Ve buraya sabitleniyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya yine diğer tarafta yaptığım gibi 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 1, 2, 3 tane de zincir. Aynı yere giriyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir. 3 trabzan. Ve yeniden 1, 2, 3. Giriyorum. Diğer taraf daha gevşek. Burası biraz daha sıkı oldu. Zincir içerisine sonradan başladığımız için bizim burası. Evet. Şu ipi de şöyle araya alalım. 2, 3. 3 de zincirimizi çekiyoruz. Batıyorum. Sıkıştırıp bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum ve yine gizleme işlemimizi yapıyoruz. Evet, bütün işlemlerimizi tamamladıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.